hocam dünkü Türkiye takviminin arkasında bugün okunacak bir dua söyleniyor, yazılmış. Bugün ve 10. gün, Aşure günü. Deniyor. Deniyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu duayı eğer 10. gün okursan o sene ölmezmişsin. Bu doğru mudur? Bu duanın ehemmiyeti nedir? Okumak şart mıdır? Efendim biz reddetmiyoruz, inkar da etmiyoruz. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarını almamış. Sebefi hikmeti nedir bilmiyoruz. Hani Efendim işte Hadis-i Şerif veyahut da aynı şekilde şu kitapta yazıyor. Doğrudur. Onlara bir itirazımız söz konusu değil. Onun mutlaka bir Ehl-i Sünnet alimleri tarafından eğer alınmış olsaydı kitaplarına bir izahatı olurdu, açıklaması olurdu. Şimdi mesela kontrol bir soru sorulduğu zaman tıkanıp kalıyorsun orada. Ondan sonra diyor ki Hadis-i Şerif uydurma diye atıyor adam. Reddediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim de bu duayı okuduğu halde vefat edenler var. Ne diyeceğiz o zaman? Nasıl izah edeceğiz? Orada bizim bilmediğimiz murat vardır. Yani doğrudan doğruya onun için hadis-i şeriflerden, doğrudan doğruya hadis-i şeriflerden nakil yapılmaz. Veya o kısmı uydurulmuş da olabilir. O, yani işte bu, insanın hatırına o, hepsi gelebiliyor. Yani. İnsanın hatırına hepsi gelebiliyor. Hani şimdi dinleyicilerimiz diyor ki, aa işte Türkiye takvimde yazıyor falan. Ya yazıyor, Allah rahmet eylesin, Emre abiler zamanında Emre abilere de gönderiyorlardı. Türkiye takviminde o kısmı yazmıyor. O vatandaştan duyduğum için söylüyorum. Yani. Dolayısıyla okunabilir. Ha diyeceksiniz peki siz tavsiye ediyor musunuz? Valla okunacak duaları herkes kendi şeyine göre tercihini yapar veya da şey yapabilir de. Senelerdir mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh kitaplarını hazırladığı kitapları çok dikkatli bir şekilde okuyunca bu zat o kadar çok emek vermiş ki. Yani bu zamanda herhangi bir Müslüman için lazım olan okunabilecek dualar, sıkıntı zamanında, bela zamanında, ders zamanında yapılabileceklerin hepsini seçmiş, tercih etmiş. Ha, diğer kitaplarda birçok dualar var. Hatta hatırlarsın mesela evliyalar veya İslam alimleri ansiklopedilerinde Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu. Orada mesela birisi dedi ki burada böyle yazıyor falan, sosyal medyada paylaştı. Biz de dedik hani şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı bu duaları almamış. Kitaplarını almamış. Tavsiye etmiyoruz. Ama işte burada var. Ya okur bereketleriniz o ayrı bir mesele. O zatla biz inkar etmiyoruz. Öyle bir durumumuz da yok. Öyle bir selahiyetimiz de yok. Şimdi işin inceliği şu. Allah-u Teala bir kulunu seçiyor. Ne için? Dinini yaymak için. O asırdaki Müslümanlara lazım olacak bilgileri onlara ulaştırmak için. Mesela Silsile Aliye büyükleri diyorsun. Ya bunlar hep seçilmiş insanlar. Mesela Taha Yakari Hazretleri, evladı Resulü ama evladı Resulü için bir daha seçilmiş o. Seyit Fehim Hazretleri, evladı Resulü. Yani bütün evladı Resulü öyle olamaz. Seyit Fehim Hazretleri olamaz. Sıbkatullah Hizani Hazretleri öyle olamaz. Seyit Abdullah. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bunlar Allah-u Teala tarafından kendi dinini insanlara ulaştırmak için seçilmiş kimseler. Şimdi böyle seçilmiş bir zatın bir tercihi varken Osman Ünlü kalkıp da başka kitapta şu yazıyor diye hem diyecek ki bu zat mübarek bir zat, Allah-u Teala kendi dinini bunun vasıtasıyla doğru itikadı yaymak için gönderdi. Bunun tercihi benim için esastır ben demeyip. Ben dinimi ondan öğrendim. Ondan öğrendim ama sonra evet o zat öyle mübarek ama ya ben de biliyorum, ben de Arapça biliyorum ya falan. Bak bu kitapta da böyle yazıyor. Orayı görmemiş olabilir mi mübarek? Yani o kaynağa ulaşamamış olabilir mi? Öyle diyor çünkü adam mesela onu söyleyecek olan. Orayı görmemiş de olabilir falan işte ulaşamamış. Şimdi Mustafa Bey yakine şahit olduğum çok enteresan şeyler oldu. Allah-u Teala bir kulunu dinini yaymak için seçtiği zaman hangi asırda gelirse gelsin o kuluna posta olsun olmasın, tayyare olsun olmasın, gemi olsun olmasın. Şu veya bu sebeple lazım olan kitaplar, lazım olan bilgiler sanki tabir caizse yani sen bir okyanussun, bütün nehirler sana akmaya başlıyor. O zata akıyor. Geliyor. O zat gördü onu. O zaman aynı şeyi soracaksın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri'nin, İmam Malik Hazretleri'nin, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin gördüğü hadis-i şerifleri görmedi mi?
Değil mi? O ayet-i kerimeleri o görmedi mi? Aynı şeyi soracaksın. Aynı şeyi soracaksın o zaman. Yani hepsini sorgulayacaksın. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz böyle söylemiş ama işte mezhepsi diye doğru gidiyor bu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sorgulayacaksın. Sonra da Allah-u Teala'yı sorgulayacaksın. Ondan sonra da kafir olup gideceksin. Kafir olup gideceksin. Allah-u Teala bize bir ihsanda bulunmuş. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri bu coğrafyaya göndermiş. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh yetiştirmiş. Ve oradan gelen bilgileri de Hüseyin Hilmi Efendi yazarak, naklederek ve tercihlere dikkat ediyor Hüseyin Hilmi Efendi'nin. Hocasının tercihi. Kendi tercihi değil. Hatta biz yakinen daha önce TGRT falan yokken, o zaman Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeydik. Bir sual arz etmiştik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ve kendileri İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El Munkız kitabı var. Onu her seferinde aynı şekilde karıştırıyorum. Ya minet dalaldir veya anit dalaldir. Ya min harfiyledir ya an harfiyledir. Bunlar harfi cerdir. 20 tanedir. Orijinali diyelim ki minet dalalse saadeti ebedide anit dalal diye geçer. Eğer orijinali anit dalalse saadeti ebedide minet dalal diye geçiyor. Ya kitabı yayınlayan kendileri, tasih eden kendileri, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Arap bir kitap. Peki kitabın orijinalindeki isim bu iken niye başkasını aynı şekilde, başka şekilde aynı şeyle nakletmiyorlar? Biz de sual olarak arz ettik. Efendim orijinali bu. Hakikat kitabı, dünyanın her tarafına bu kitabın. Kendiniz hazırlıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ama saadet ebedi de böyle geçiyor bu cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle nakletmiş. Biz oradan aldık. Ya. Harf harf ya Mustafa Bey, harf. İmam Rabbani Hazretleri onu şey yapmıyor. İmam Rabbani Hazretleri bilememiş demek ki. Min yerine an yazmış, an yerine min yazmış dememişler. O anda dalgınlığına gelmiş. Dememişler. Onun yazdığını alıyor koyuyor. İttiba budur. İttiba budur. Öbürüsü, efendim ben de büyük biliyorum. Yalan söylüyorsun. Kitap böyle yazıyor. Sen diyorsun ki efendim falan kitapta da böyle var. Olmaz öyle şey. Onun için de mesela bize dua olarak bu şekilde böyle müracaat edenlere, hatta bir gün evdeyiz. Hanımı birisi aradı. İşte dedi şöyle bir dua. Vallahi dedi sorayım dedi. Bizim bey burada mı dedi. Yani hocamızın kitaplarında yoksa dedi reddediyor dedi. Tavsiye etmiyor. Dedi böyle böyle. Bizim yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, madem o zatı kendine hoca kabul ettin, rehber kabul ettin, o zatı kitabında alınmamış, tercih edilmemiş. Efendim yok demek midir bu mahsulü? Hayır değil. Hayır değil. Ama o da hocasının tercihini tercih ediyor. Ben niye aynı şekilde hocam diyorsam, rehberim diyorsam, niye onu tercihini almayayım? Niye onu tercihini alacağım tabii ki? Öbürleri benim yetkimde yok, selahiyetimde yok. Öyle olsaydı ben de Hüseyin Hilmi Efendi olurdum. Herkes haddini bilmeli. Ya şeyde İmam-ı Ebu Yusuf mu, İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri mi? Hocalar vefat ettikten sonra demişler ki ya hocanız hayattayken siz ayrı iştihat bildiriyordunuz. Ama demiş hocanız vefat ettikten sonra hangi soru sorulsa hocamız bu konuda şöyle buyurdu diye nakil yapıyorsunuz. Demiş niye hani kendi iştihatlarınızı bildirmiyorsunuz? Bizim demiş ayrı iştihatlarımız da ondan geliyordu. Oradan geliyordu. Onun kontrolü deydi. Oradan geliyordu. Kaynak oydu. Ya ittiba böyle. Peki eshab-ı kirama bak. İttiba nasıl? Abdest alıyor. Niye böyle yıkıyorsun elle? Ben en çok sevdiğimi bir gün gördüm. Abdest alırken böyle yapıyordu diyor. Yani Resulullah Efendimiz söylüyor. Anam babam sana feda olsun. Çok sevdiğim bir gün bana dedi ki. Çok sevdiğim bir gün abdest alırken gördüm. Çok sevdiğimi bir gün aynı şekilde namaz kılarken gördüm. Ayaklarını böyle yapıyordu. Kıyamda böyle duruyordu. Rüküye böyle eğildi. Secdeye böyle gitti. Öyle anlatıyorlardı. Ha secde gel ben sana göstereyim. Şöyle yaparsan iyi olur demiyor. Resulullah Efendimiz'i gördüm secde yaparken böyle yaptı. Hatta bir gün birisine müdahale etti. Öyle yapma böyle yap dedi. Naklediyorlar. Onun için de Allah rahmet eylesin evvel abiler. İslamiyet nakil dinidir. Selim olan akla uygundur. Hüseyin Efendi kitabına yazmış bunu. Ve evvel abiler de nakleden aziz olur. Kendinden bahseden de kendinden konuşan da zelil olur diye. İşin aslı bu. Onun için efendim Türkiye takmide yazsa, Türkiye gazetesi yazmış olsa hani biz reddetmeyiz. Ama yani tam İmdat Saadet'te bir dedi ve diğer kitaplarda yoksa tavsiye de etmeyiz.
Çünkü kontra soru sordum. Şimdi sen cevap veremedin, düşündün kaldın. Okuduğu halde ölenler var. Ne olacak şimdi? Okuduğu halde ölenler var. Bir zamanlar bu cevşen diye bir şey çıkarmışlardı. İşte efendim buna kurşun işlemezmiş, ölmezmiş falan. Hadis diye yazıyorlardı onu. Hadis diye. Var yok bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama şeyde İran-Irak harbi olmuştu. Onu da hatırlıyorum değil mi? Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? O kadar İsmail Bey. O kadar çocuk muyum hocam? Ne bileyim ben öyle görüyorum da. Gençliğimizin baharındaydı o savaşlar. Hayır ya sizi küçük gördük ise kendim de küçülüyorum da ondan. Niye açık? Pardon. O kadar düşünemedim hocam. Estağfurullah. Şimdi o zaman mesela vurulan İranlı askerlerin boynunda o cevşen çıkıyordu diye. Şeyde geçtik. Şeyde gazetelere falan intikal etti. Boyunlarında o cevşen çıktı. Peki hani vurulmazdı. Şimdi adam bakacak diyor ki o zaman hadislere de inanmayacak bu adam. Hadislere. Belki öyle bir şey vardır. Korurdur o ayrı bir mesele. Korurdur. Şartlar vardır. Veya bir kişiye söylenmiştir. Umumi değildir. Onun için hani diyecek bazıları efendim okumayalım mı? Herkes serbest. Ha, tavsiye eder misiniz? Ha, biz tavsiye etmeyiz o kitaplarda bulunmak için. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Aslında önemli bir konu açmışım farkında olmadan hocam. Evet. Özellikle hassas. Siz hassas bir konu. Şurası çok daha hassas belki de. İktiba konusu. Hı hı. Şimdi dinimizi filanca zattan öğrendik. O filanca zat vefat etti diyelim. İşte ondan öğrenen, iyi öğrenenler de naklediyorlar bir yerde. Sözüm ona. Ama öyle bir şey ki, böyle bir zaman geliyor ki hep kendinden konuşmaya başlıyor insanlar. O ittiba aradan çıkıyor. Çıkıyor. Yani bir kere demiyor ki işte hocamızdan şunu duyduk. Hocamızın kitabı işte şöyle yazıyor. Hep kendinden anlatıyor. Sanki ona o bilgiler bir yerden gelmiş de hocasının hiç dahili yok bu mevzuda. Nereden öğrendim ben bunu demeden işte sağa sola da sohbet ediyor. Böyle nevzuhur insanlar da var yani. Şeyde yani bir zat vefat edince ittiba biter mi, kesilir mi? Biter mi? Olur mu öyle şey? O zaman Resulullah Efendimiz vefat etti, bitti mi? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? bütün din büyüklerine bakıyorsun, dururken din büyüğü olunmuyor. Ben mesela en çok böyle hepsine kıpta ediyorum, imreniyorum da. Yakub-ı Çehri Hazretleri. Yakub-ı Çehri Hazretleri de Alaaddin Attar Hazretleri, ikisi de Şah Nakşibend Hazretleri'nin talebesi. İkisi de. Alaaddin Attar Hazretleri Şah Nakşibend Hazretleri'nin aynı zamanda damadı oluyor. Şah Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri Yakub-ı Çehri Hazretleri'ne talebesi olmasına rağmen Alaaddin'in hizmetine gir buyuruyorlar. Alaaddin Attar Hazretleri için. İkiletmiyor. Peki diyor. Ve ana halkı oldu ondan sonra, biliyor musun? O zor bir hadise. Yani Alaaddin Attar Hazretleri dönüp ya senin hocam tam kayınpederin ama benim de hocam arkadaş ya. Ben de gördüm. Demiyor onu. Veya sen onun damadı olduğun için senin şeyine soktu beni. Ha. Falan sana torpil ha. Yaptı falan. Öyle değil o. O onlar öyle sıradan iş yapmaz. Şak diye ittiba etti. Ha, ondan sonra da büyük oldu tabii ki. Ondan sonra da büyük ana halk oldu. Tabii ana halk oldu. Ya Selman Farisi radıyallahu anh Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan. Selman Ehl-i Beyt'tendir. İltifatına mazhar oldu bu zat. Ama Peygamber Efendimiz vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri'ne tabi oldu. Ve Sesili Aliye'nin de ikinci ana halkası oldu. İkinci ana halkası oldu. Baktı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rahatlıkla vefatından sonra bile feyiz alabiliyor. Bununki kesintili geliyor. Ha, diyor ki tam ittiba edebilmek için, yani tam alabilmek için bu kanaldan hemen ittiba etti oraya. Talebesi oldu yani ya. Resulullah Efendimiz'in talebesiyken Hazreti Ebubekir'in talebeliğini aynı şekilde şeref kabul etti. Şeref kabul etti. Hal böyle olunca yani kitaplar dikkatli okununca o zaman aynı şekilde büyüklerin tercihi tamam. Tercih ettiyse yok. Orada ben bir şey diyemem der. Orada ben bir şey diyemem. Demememiz lazım. Efendim işte orada gördün olabilir ama da o tercih yetkisi sana ait değil. Bana ait değil. Tabi olan bir kimse her haliyle tabi olur. Vefattan sonra da tabi olur. Her haliyle. Yok hayattayken o zaman münafıkmış denir. Öyle, riyakar. Riyakar denir. Allah Teala hepimiz böyle olmaktan muhafaza buyursun efendim. Hı. O dediğim konu ittiba konusu çok önemli bir konu hakikaten.
Ne çekiliyorsa da oradan çekiliyor. Nefse de ağır geliyor tabii demek ki. Tabii nefse de ağır geliyor tabii canım. Ben varken değil mi? Hazreti ben varken yani. Değil mi? Tövbe ya Rabbi, Allah-u Teala hepimizin nefsimizin şerrinde muhafaza buyursun. Tamam.